Efendim TVM ekranlarında yeni bir programla, yeni bir sağlık programıyla sizlerle birlikteyiz. Sağlığa dair, hastalıklara dair hem önerilerle hem tanılarıyla birlikte çok önemli iki isimle birlikte programımız boyunca dilimizin döndüğüce konuşmaya çalışacağız. Ben hemen hekimlerimi tanıtmak istiyorum. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Nurkay Katrancıoğlu ve genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Gökhan Söğütlü. Yeni bir program, yeni bir proje. Sizlerle birlikte olmak benim için gerçekten son derece önemli. Bugün yine önemli noktalara değineceğiz programımızda, sağlığa dair. Belki bizi diğer sağlık programlarından ayıran önemli noktalar olacak. Bu noktada hocam obezite ile başlamak istiyorum. Tabii sizin programa dair söylemek istediğiniz mesajlar varsa bununla programımızı başlatalım. Gökhan Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Böyle program hazırladığınız ve bizi de davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Önemli konuları ve insanların kafasında problem oluşturabilecek, soru işareti oluşturabilecek konuları burada konuşacağız. Aydınlatacağız, elimizden geldiğince insanları aydınlatmaya çalışacağız. Bugün de Nurkay Bey ile birlikte önemli bir konu. Bir başlangıç anlamında yapalım dedik. Obezite bir yandan kalp damar sağlığı üzerine etkisi obezitenin. Bunu konuşacağız. Öncelikle tabii obezite nedir? Konuya evet. Bu şekilde başlayalım isterseniz. Obezite basit tanımıyla kişinin yaş ve boyuna göre kilosunun fazla olması. Bu kadar basit bir tanım esasında. Biz obeziteyi kişinin body mass indeksi dediğimiz vücut kitle indeksine göre hesaplıyoruz. Kişinin boyu, boyunun karesi kilosuna bölünüyor ve ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam da bize kişinin obezitedeki kişinin normal mi, obez mi, zayıf mı bunu veriyor bize. Mesela bu rakam vücut kitle indeksi 40'ın üstündeyse biz bu kişilere morbid obez diyoruz. Yani artık obezite hastalık yapacak duruma gelmiş diyoruz. Obezite gerçekten dünyayı tehdit eden bir durum. Özellikle gelişmiş toplumlarda ve Türkiye'de de obezite toplum sağlığını ciddi derecede etkiliyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı obezite ile savaşı pek çok hastalığın önüne almış vaziyette. Dünyada gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de bugün enfeksiyonlarla savaş, viral enfeksiyon olsun, bakteriyel enfeksiyon olsun ikinci plandadır. Çünkü olabildiğince bunlar yok edilmiş vaziyettedir. Bu anlamda başarı sağlanmıştır. Ama obeziteyle savaş şu an kanserle savaş kadar önemli görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de böyle görmektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, sağlık politikaları da bu yöndedir. Zira Türkiye toplumunun da %25'i obez ya da morbid obez seviyesindedir ve bu da ciddi bir rakamdır. Dünyaya da bakacak olursak obez insanların toplum sağlığını tehdit eder derecede obez insanların en fazla yaşadığı yer yine Amerika Birleşik Devletleri. 100 milyondan fazla insanı obezite tehdit ediyor orada. Zira beslenme alışkanlığı, sosyal yaşam ve yaşam şartları insanları böyle bir duruma sürüklüyor. Olmaması gereken bir sağlıksız duruma sürüklüyor. Dünya geneline baktığımız zaman etkilenmeyen ülke hemen hemen yok gibi. Bunu bilmiyoruz ama Çin biraz daha bu anlamda geri planda. Yani obez insanların sayısı orada biraz daha az. Tabii kuzey-güney farkı var. Zengin kuzey ülkelerinde obeziteyle
ilgili, obezite ve obeziteyle ilgili hastalıklar çok daha ön planda. Tabii yandan dünya açlıkla uğraşırken bir yandan obeziteyle uğraşıyor. Bu da sosyal bir yara zaten. Ve obezitenin, biraz sonra değinelim isterseniz, sebep olduğu hastalıklar, kalp damar hastalıkları bunlardan bir kısmıdır. Gerçekten çok geniş bir yelpazededir. Onun için de obeziteyi artık bir toplum sağlığı, bir halk sağlığı problemi olarak görmemiz ve buna göre önlemler almamız gerekmektedir. Obeziteyi tedavi etmek yerine obeziteyi önlemek önemlidir yani. Evet, hocam biraz önce ifade ettiniz, geçmek istemiyorum. Obezite hani başlı başına bir problem ama kendi içerisinde de sınıflandırdınız yanlış algılamadıysam. Evet. Peki bundaki etkenler ne? Neye göre ayrıştırıyorsunuz? Hani o değerlere biraz daha dikkat çekebilir miyiz? Tabii tabii. Yani bu değerler çünkü kişiyi bir yere koyuyor ve ona göre de hastalık riskini belirliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi vücut kitle indeksi, vücut ağırlığını kişinin boyunun karesine bölüyorduk. Son derece basit bir yöntemle hesaplıyoruz bunu. Bu 40'ın üzerinde ise morbid obez diyoruz böyle insanlara ve bu tanımdaki kişiler obeziteye bağlı hastalıkların ciddi olarak riski altındadırlar. Ve bu yelpazede kişilere biz zaten direkt operasyon da öneriyoruz. Eğer diyetle başarılı olamazlarsa direkt operasyon da öneriyoruz. Mesela 35-40'ın arasında yine obezite ciddi derecede hastalık yaratabilecek durumda olabilir. 30-35 arası hafif obez diyoruz ve 20-25 arasına ise normal kilolu diyoruz biz. Ve kişileri bu 20-25 arasındaki aralığa çekmeye çalışıyoruz. Evet, ben hemen Nurkay hocama sorumu yöneltmek istiyorum. Hocam mutlaka tabii ki kalp ve damar bütün hastalıklarda bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama obezitenin kalp damar hastalıklarındaki etkileri nelerdir? Evet. Obezite hakikaten Gökhan hocamın da belirttiği üzere oldukça ciddi bir halk sağlığı problemi oldu artık. Çünkü obezite artık en önemli ölüm sebepleri arasında sayılıyor. Obezite artık önemli bir ölüm sebebi olarak sayılıyor. Obez insanlar ve olmayanlar arasında bir araştırma yapılmış. Obez olan insanların normal kilolarında olanlara göre 12 yıl ortalama daha kısa yaşadıkları görülüyor. Yani obez insanlar normal insanlardan ortalama 12 yıl daha kısa yaşıyorlar. Bundaki en önemli ömür süresini, yaşam süresini kısaltan faktör de obezitenin kalp ve damarlar üzerine yapmış olduğu ciddi etkiler. Obezite asıl olarak insanların ihtiyaçlarından daha fazla yiyecek tüketmeleri sonucunda ortaya çıkıyor. Özellikle hazır gıdaların içerisinde yüksek tuz ve şeker içeren, evet, sağlıksız yağlar bulunan özellikle hazır yiyecek adı altında işte ya da fast food adı altında üretilen yiyeceklerin oldukça sık tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu yiyeceklerin aşırı tüketilmesi sonucunda Gökhan hocamın da belirttiği üzere vücut kitle indeksi 40'ın üzerine çıkmaya başladığında, çünkü hedeflenen şey vücut kitle indeksinin 25 ve altında olmasıdır. 40'ın üzerine çıktığında artık vücudun kullanabileceğinden fazla miktarda depo var demektir. Bu depo her zaman damar dışında değil, çoğu zaman damar içinde de birikmeye başlıyor. Özellikle obeziteye bağlı olarak yüksek tansiyon, metabolik sendrom dediğimiz şeker hastalığından bir kademe önceki durum ve hatta şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Bu üç faktör de kalp ve damar hastalıklarının gelişmesine son derece zemin hazırlayan faktörler. Hipertansiyon, metabolik sendrom ve diyabet kalp hastalıkları için çok önemli faktörler. Peki neden biz olduğundan fazla tüketiyoruz diye bakacak olursak, aslında bu bizim ilk bulunduğumuz avcı toplayıcı döneminden geliyor aslında. İnsanın tarımı bilmediği dönemde yaptığı şey işte doğada bulduğu besinleri toplamak ve
yakalayabildiği hayvanları tüketmek aslında. Buradan kalan bizim bir alışkanlığımız var. Ne kadar çok bulursak o kadar çok yiyelim. Evet. Oysa artık böyle bir endişemiz yok. Çünkü ilk avcı toplayıcı insanın olduğu dönemde insan o gün bir av yakaladıysa o avın en iyi, en kıymetli, en kalori içeriği yüksek olan yağlı kısmını ya da proteinli kısmını tüketmek durumunda. Çünkü önündeki birkaç gün içerisinde tekrar bir av yakalayıp yakalayamayacağını bir garantisi yok. Ama günümüzde böyle bir sıkıntımız yok artık. Hocam, beslenmeyle alakalı sözünüzü kesiyorum. Şu önemli bir etken midir? Mesela az tüketmek, yani az dediğim çeşit olarak, mesela geçmiş insanlara baktığımızda, mesela bir öğünde, işte atıyorum akşam yemeğinde en fazla iki ayrı yemeği bir arada tüketiyorlar ve ben bunu hocam daha önceki yaptığım çekimlerde, gezdiğim bölgelerde gözlemledim. Karıştırmıyorlar. Bunun bir etkisi var mı? Ya da bizim hani şu anda sizin söylediğiniz gibi, evet, ne bulduysak yeme olayında obezite veya diğer hastalıklara bir etkisi var mı? Var tabii ki. Şöyle ki, biz mümkün olduğunca düşük kalorili diyet tüketmemiz gerekiyor. Vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar besin almamız gerekiyor. Bundan daha fazla aldığımız besini vücudumuz depolamaya başlıyor. Ve bu depolama sırasında kalp ve damarlarımız etkilenmeye başlıyor. Bizim hala bilinçaltımızda bir sonraki öğünde yemek bulamayacakmışız gibi yemek tüketmek var. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde böyle bir problemimiz yok. Özellikle yüksek yağ içerikli, yüksek karbonhidrat içerikli yiyeceklerin tüketilmesi son derece obeziteye zemin hazırlıyorlar. Evet. Obeziteyle alakalı bir kamu spotumuz var arkadaşlar. Eğer hazırsa kamu spotunu izleyelim. Tekrardan obeziteyi konuşmaya devam edelim. Sağlıksız beslenme tercihleri obeziteye neden olur. Karbonhidrat ve şekerin fazla tüketimi sağlığımızı olumsuz etkiler, ciddi hastalıklara yol açabilir. Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Obezite kaderiniz değil, tercihlerinizdir. Hocam, beslenmeden bahsettik. Bunun üzerine bakanlığın da kamu spotunda sizin de dikkat çektiğiniz gibi beslenme üzerine ilerlemiş. Gerçekten hani obezite etkileyen en büyük etken beslenme midir? Yoksa bunun hani temelinde işte başka hastalıklar vesaire etkenler var mıdır? Beslenme tabii önemli. İhtiyaç fazlasında alınan kalori miktarı burada çok önemli. Bu nedenle beslenirken özellikle düşük kalorili ve kan şekerini çok hızlı yükseltmeyen besinler tercih edilmeli. Özellikle basit şekerlerden uzak durup daha komplike karbonhidratların tüketilmesi öneriliyor. Mümkünse yağ içeriğinin çok yüksek olmayan besinlerin tüketilmesi lazım. Bu konuda özellikle sebze meyve türü yiyecekler daha çok öneriliyor. Bununla beraber sadece beslenme değil tabii ki, alınan kalorinin, alınan besinlerin mutlaka sağlıklı bir şekilde vücut tarafından tüketilmesini sağlamak lazım. Bunun için de en önemli faktör egzersizi hayatımıza bir yaşam tarzı değişikliği olarak sokmak gerekiyor. Evet. Diyet ya da egzersiz yerine yaşam tarzı değişikliği demek aslında çok daha doğru bir tanımlama. Hepimizin obeziteden korunması için ya da obezitenin düzeltilebilmesi için öncelikle diyete dikkat edip bunun yanında egzersize de mutlaka hayatımızda devam eden, aksaklık olmayacak şekilde ve bir yaşam tarzı haline gelmiş şekilde devam etmek gerekiyor. En kolayı egzersiz için yapılabilecek yürüyüşler. Özellikle minimum yarım saat sürecek ve tempolu yapacak yürüyüşler egzersizlerin en kolay yapılabileni aslında. Biraz böyle sırtımızın terleyeceği kadar tempolu şekilde
ama minimum 30 dakika yürüyüşler bu konuda en önerilen, en fazla faydası olduğu söylenen egzersizlerin başında yer alıyor diyabet için. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Şu gösteriliyor ki ne kadar çok tüketirsek, ne kadar çok karbonhidrat alırsak o kadar ömrümüz kısalıyor. Neler yapmalıyız hocam? Nelerden uzak durmalıyız bu noktada? Hani daha sağlıklı ilerleyebilmek için. Daha sağlıklı ilerleyebilmek için dediğim gibi karbonhidrat düzeyini azaltmak lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Daha elle tutulur bir örnek olsun. Mesela pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edilebilir. Çünkü pirinç pilavı daha basit şekerdir. Daha hızla kan şekerini yükseltir. Daha hızla kan şekerini yükselttiği için daha hızla insülin salınımına neden olur. Ve bu da obeziteye neden olur. Ama bunun yerine bulgur pilavı tüketilmesi obezite için obeziteye giden yolda daha faydalı işlem yapacaktır. Aynı şekilde beyaz ekmek tüketmek yerine kepekli ekmek tüketmek ya da tam tahıl ekmeği tüketmek aynı şekilde obezite konusunda bize fayda sağlayacaktır. Yine mümkün olan en bol miktarda, en yüksek miktarda taze sebze ve meyve tüketmek yine obezitedeki kullanılabilecek diyetler arasında ilk sırada yer alıyorlar. Gökhan Hocam, şununla devam etmek istiyorum. Obezite evet ciddi bir problem. Hangi aşamadan sonra ameliyat önerirsiniz ya da önerilebilir? Ve mide küçültmesi olarak nitelendirdiğimiz ve günümüzde birçok insanın tercih edindiği artık bir yöntem ne derece etkili ve riskleri nelerdir? Evet. İsterseniz önce obezite başka ne gibi sıkıntılar yapıyor vücutta ona da değinelim. Tabii tek kalp damar sağlığı çok çok önemli ama bir tek obezite insan hayatını olumsuz yönde etkileme anlamında bununla yetinmiyor. Hemen hemen baştan tırnağa kadar her yeri etkiliyor obezite. Psikolojik problemlerden kanser yatkınlığına kadar, mide bağırsak problemlerinden üreme problemlerine kadar, kısırlığa kadar her şeyi, her bünyeyi, her dokuyu etkiliyor obezite. O anlamda çok çok önemli. Kansere bile yatkınlığı artırıyor. Bazı kanserlerin obeziteyle direkt ilişkisi vardır. O anlamda obezite kalp damar sağlığının yanında çok çok önemli. Biraz önce de değindiğim gibi obeziteyi tedavi etmek değil, önlemek çok önemli. Nurkay Bey'in söylediği obeziteyi önleme anlamındaki işte diyete dikkat etmek, yaşantımıza dikkat etmek, günlük mutlaka hiç değilse haftada 3 gün egzersiz yapmak, buna kendimizi adapte etmek çok çok önemli. İş koşuşturmalarını egzersiz olarak göremeyiz. Ben çok konuşurum kendi hastalarımla, hareket öneririm onlara ama iş koşuşturmalarını hareket gibi görürler değil. İşinizde ne kadar aktif olursanız olun, egzersize zaman ayırmanız gerekir. Hem de psikolojik olarak rahatlatır sizi. Günlük yürüyüş, yarım saat. Hiç değilse yapılan çalışmalarda 10 dakika deniyor. Hiç değilse 10 dakika yürüyün yani günlük. Bu çok çok önemli ama Türk toplumu olarak buna çok uymuyoruz. Bence egzersiz yapanların oranı %5'i geçmiyordur. Bu çok önemli. Yani obeziteyi tedavi etmektense obeziteyi önlemek. Bu her hastalık için de geçerlidir esasında. Evet. Koruyucu hekimlik dediğimiz halk sağlığı alanına giren programlar dahilinde yürütülmesi gereken önleyici tedbirler bunlar. Peki obez kişi geldi biz nasıl tedavi edeceğiz? Esasında önce diyetle başlıyoruz zaten. Kalori kısıtlayıcı diyetler. Artık literatürlerde de bunlar yazıyor hep. Spesifik diyetler çok önerilmiyor. Yani işte mucize diyetler gibi ortaya çıkarılmış bir takım diyetler. Bunu şahsen ben çok tasvip etmiyorum. Bilmiyorum eden diyetisyen arkadaşlar ya da hekim arkadaşlar vardır. Ben şahsen çok tasvip etmiyorum. Ben kalori kısıtlayıcı diyetlerden yanayım. Eğer obez biri geldiyse kalori kısıtlanacak. Ve o kişiyi daha çok harekete, daha çok egzersize yönelteceğiz. Peki bu olmadı. İkinci aşamada ilaç tedavisi. İlaçlar ne işe yarıyor? Bir takım
Amerika'da FDA'nin de onayladığı, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, Avrupa'da da kullanılan ilaçlar var. İştah azaltıcı ilaçlar var, emilim azaltıcı ilaçlar var. Bunlar mesela vücuttaki yağ emilimini, vücuda işte yağ birikimi olarak yansıyacak bir takım maddelerin emilimini önlüyor. Besinlerin emilimini önlüyor ve böylece obeziteden kişiyi bir anlamda korumuş oluyor. Ama bunlar ne kadar etkili? Bunlar esasında biraz önce söylediğim o morbid obez dediğim 40'ın üstündeki çok kilolu hastalarda, insanlarda bu çok da etkili olamıyor maalesef. Diyet programları bir yerde çöküyor. Kişinin iradesi çöküyor. Mitolojide bir Sisyphos vardır. Bu tanrılar ona bir taşı sonsuza dek tepeye çıkarmak, tepeyi aşıramamak ve tekrar taşın düşmesiyle birlikte onu tekrar tepeye çıkarmak, bunu sonsuza dek yapmakla cezalandırmışlardır. Böyle bir mit vardır. Yunan mitolojisinin bir öğesidir bu. Tıpkı onlar gibi taşı yuvarlar tepeye çıkarır, sonra taş olduğu gibi aşağı düşer. Gerçekten de morbid obezlerin pek çoğunda diyet programları işe yaramıyor. Medikal tedavi işe yaramıyor. Onun için de son 30-40 yıldan beri bir mucize olarak, daha eskilere dayanır esasında bu ameliyatlar ama son 30 yıldır böyle daha yüz güldürücü sonuçlar alınmış ameliyatlar ön plana çıkmış. Bunlardan biri sıvı gastrektomi dediğimiz midenin küçültülmesi. Şu an çok kullanılmamakla birlikte yine de kullanılan gastrik banding dediğimiz mideye bant sarılması ya da dünyada şu an en çok kullanılan gastrik bypass dediğimiz hem midenin bypasslanması hem bağırsakların bypasslanması. Burada mantık şu: ya mideyi küçülteceğiz, mide hacmini küçülteceğiz, kişi çabuk doyacak, ya da emilimi önleyeceğiz. Yani bağırsakları bypass edeceğiz. Gastrik bypass dediğimiz ameliyatta mesela bunun her ikisi de yapıldığı için kişiler süratle kilo veriyorlar. Sleeve gastrectomy dediğimiz mide küçültücü operasyonda da çok yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Şu anda da gastrik bypass ile birlikte dünyada en çok kullanılan yöntem bu. Zira gastrik bypass'a göre de daha simple bir yöntem. Daha riskleri daha az olan bir yöntem ve ameliyat sonrasında da kişi konforunu daha gözeten bir yöntem. Gastrik bypass dediğimiz ameliyatta, ameliyat sonrası dönemde kişinin konforu biraz kayboluyor. Bir süre hiç değilse kayboluyor. Bu ameliyatlar bir yere gelince artık kaçınılmaz oluyor tabii. Riskleri var mı? Var. Ölüm riskine kadar riskleri var. Ama bu tür ameliyatlardan doğan problemler hemen medyatik olduğu için kişilerde sanki buna bağlı ölümler, buna bağlı mortalite ve morbidite oldukça fazlaymış gibi algı oluşuyor. Halbuki değil. Değil. Hani diğer ameliyatlardaki, diğer büyük ameliyatlarda kadar tabii ki komplikasyon oranları var, ölüm oranları var. Ama bu oldukça az. Ve hastalarımıza, obez kişilere biz şunu diyoruz artık, hani ameliyat gerektiren kişilere, sizin böyle yaşamanız daha büyük bir risk diyoruz. Yani ameliyatın getirdiği risk, o kişinin obeziteden kazandığı riskten çok daha az ameliyatın getireceği hocam risk. Şunu sormak istiyorum, sözünüzü kesiyorum. Bağırsak bypass'ı ben dahil birçok izleyicimizin de belki de ilk defa duyduğu bir terim. Biraz onu açabilir misin? Hani mide küçültme ameliyatları evet ama bağırsak bypass'ı noktasını ilk defa duymuş olayım. Tabii. Bağırsak bypass'ı şöyle, besinler bağırsaklardan emiliyor ve biz de bu bağırsakların bir kısmını elimine ediyoruz. Yani emilmeyecek, oradan besin geçmeyecek duruma getiriyoruz. Yani mantık oldukça basit ve bu mantığa dayalı ameliyatlar. Nurkay Hocam, sizin bu noktadaki ameliyatlara bakış açınız ya da kalp damar hastalıklarında bu tür ameliyatların bir etkisi var mı? Sizin önerileriniz nelerdir? Bu tür ameliyatların kalp damar hastalıklarına gidişi önlemede ciddi faydası var. Bu tür ameliyatları yapılmış olan insanlarda gösterilmiş ki bu tür morbid obeziteye bağlı gelişmiş olan metabolik sendrom, insülin direnci ya da gelişmiş olan diyabete bağlı insülin kullanımı
bu tür obezite ameliyatlarından sonra ciddi derecede azalıyorlar. Yani insanlar eğer insülin kullanıyorlarsa kullandıkları insülin dozlarını azaltmaya başlıyorlar bu ameliyatlardan sonra. Ya da insülini tamamen bırakabiliyorlar. İşte metabolik sendromları varsa metabolik sendromları hızla gerileyebiliyor. Hipertansiyonları gerileyebiliyor. Bunlar da kalp ve damar hastalıklarına gidişi önemli derecede azaltıyorlar. Çünkü obezitenin ömrü kısalttığını söylemiştim sözümün başında. Obezite kalp ve damar hastalıklarına giderek ömrü kısaltıyor. Eğer obeziteyi bir yerde tedavi etmeye başlayabilirsek, ki burada bu obezite cerrahisinin hakikaten çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söylemem gerekiyor. Obeziteye biz etkili şekilde çözdüğümüzde buna bağlı olarak kalp ve damar hastalıklarının gelişme riskini de çok hızla azaltıyoruz. Obezite bizim için çok önemli. Neden önemli? Çünkü kalp ve damar hastalıkları içerisinde önlenebilir faktörler arasında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıkları içerisinde genetik yatkınlık da çok önemli. Ama biz genetik yatkınlık üzerine bir etkimiz yok. Eğer anne babanızdan kalp damar hastalıklarına oluşması yönünde bir gen aldıysanız bunun üzerine yapabileceğiniz bir şey yok. Ama obeziteyi tedavi edebiliyorsunuz. Önlenebilir olduğu için çok önemli ve üzerinde duruyoruz. Ve bu ameliyatların hakikaten çok işe yaradığını ve kalp ve damar hastalıklarına gidişi hızla azalttığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Hocam sizin biraz önce bahsettiğiniz midenin bantlanması yöntemi geçmişte bu tür mide küçültme ameliyatlarında ilk duyduğumuz kelepçe takma yöntemi. Kelepçe takma, evet yani, doğrudur. Şu an çok sık kullanılıyor çünkü kelepçeye bağlı bir takım komplikasyonlar diğer ameliyatlara göre daha fazla oluyor. Ha, dünyada kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama diğer ameliyatlara göre oldukça az kullanılıyor. Zira dediğim gibi kelepçeye bağlı bir takım komplikasyonlar daha fazla, daha sık görülüyor bu ameliyatlarda. Diğer ameliyatları daha yaygın kullanıyoruz. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu ameliyatlara gelmeden mutlaka diyet tedavisi denenir. Uzman endokrinolog ve diyetisyenlerce bu tedavi uygulanır. Tabi bunlar işe yaramadığı zaman da ameliyatlar kaçınılmaz olur. Zira obezitenin insan sağlığı üzerindeki etkisini defalarca söyledik. Evet, hocam kısa bir ara vereceğiz. Programımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Çocuklarda obezite nedir? Teknoloji ilerledikçe insanlar daha az hareket ediyor. Beslenme tarzındaki değişiklikler de buna eklenince tüm dünyada obezite görülme sıklığı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'da her iki yetişkinden biri ve her beş çocuktan biri fazla kilolu. Bu çocukların da üçte biri obez. Ülkemizde de çocuklarda fazla kiloluluk ve obezite gittikçe daha fazla görülüyor. Bir araştırmaya göre 6-10 yaş grubu çocuklar arasında obezite oranı erkeklerde %7,5, kızlarda ise %5,4. Fazla kilolu olma oranı ise erkeklerde %15,1'e, kızlarda ise %13,5'a ulaşmış durumda. Obezitenin en pratik ölçümü vücut kitle indeksinin hesaplanması. Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak vücut kitle indeksi yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Çocukluk döneminde yaşa göre düzenlenmiş eğrilere göre vücut kitle indeksi 85-95 aralığında olanlar aşırı kilolu, 95'in üzerinde kalanlar obez olarak değerlendiriliyor. Fazla kilolu ve obez olan çocukların gelecekte de obez yetişkinler olma olasılığı çok yüksek.
obezite, kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıkların, osteoartrit gibi eklem hastalıklarının ve meme, kolon gibi bazı kanser türlerinin artmasına neden oluyor. Yaşam süresini kısaltıyor, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ayrıca özellikle çocuklarda özgüven kaybı ve benzeri ruhsal sorunlara da yol açabiliyor. Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyle düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazanması çok önemli. Bu onların sağlıklı büyümesinde ve okul başarılarının artmasında da önemli rol oynuyor. Yaşasın sağlık! Efendim, çocuklarda obezite gerçekten önemli bir nokta olsa gerek. Hani bunu nasıl ayrıştıracağız hocam? Çocuk ve yetişkinlerde gösterdiği etkiler, işte VTR'de de belirtildiği gibi yaş oranları, cinsiyet, çocuk ya da yetişkin olması, erkek ya da bayan olması obeziteyi nasıl etkiliyor? Nasıl bunun ayrımını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi çocuklarda da obezitenin en büyük sebebi yine egzojen obezite dediğimiz aşırı kalori. Yani endokrin hastalık ya da diğer hastalıklara bağlı obezite oldukça az. Zira hastalıklara bağlı da obezite olabiliyor ve bu hastalıklar, altta yatan hastalık tedavi edildiği zaman obezite de bir anlamda geriliyor, yok oluyor. Ama çocuklardaki obezitenin de biraz önce söylediğim gibi en büyük sebebi egzojen obezite. Yani ebeveynlerin, annenin, babanın çocuğa aşırı kalori yüklemesi. Bu gerçekten ciddi sıkıntılara yol açacak kişinin hayatında bir yolu aralıyor. Zira çocuklukta kazanılmış obezite kolay kolay gitmiyor. Çocuk obezlerin %80-90'ı yetişkin obez olarak karşımıza çıkıyor. Bu alışkanlık ve oturmuş obez durum yetişkinlikte de devam ediyor. Bu çok çok önemli. Burada tabii anne babanın eğitimi, anne babanın beslenme yaklaşımı çok önem kazanıyor. Biraz önce Nurkay Bey'in dediği gibi bizim kadim alışkanlıklarımız var. Biz eski toplulukları, bundan 10.000-20.000 yıl önceki toplulukları düşünecek olursak, o zaman hareketli, av yapan, tarım yapan, yiyecek peşinde koşan, sürekli hareketli bireyleriz. Hareketli vücutlarız. Peki şimdi ne olduk? Şimdi sosyal evrim, kültürel evrimle birlikte çocukların çoğu bilgisayar başına kilitlendi. Sokakta oynamıyorlar bile. Hareketsizler. Bir de anne babanın yanlış beslenmesiyle, özellikle annelerin yanlış beslemesiyle birlikte obez çocuklar ortaya çıkıyor. Obez çocuklarda tıpkı yetişkinler gibi biraz önce söylediğim tüm hastalıklarla, o risklerle karşı karşıya. Peki hocam, obezite doğuştan olabilir mi? Doğuştan obezitenin genetik yatkınlığı belki, ama daha çok obezitenin sebebi egzojen obezite. Yani aşırı kalori alımı, evet, ve az harcanması. Bu kadar matematiksel olarak. 2 kere 2, 4 gibi bir şey bu. Evet. Nurkay hocam, bu noktada tabii ki etkiler aynı. Hani çocuk, evet, ve yetişkinde ya da tedavi yöntemleri evet, aynı mı, değişken mi bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum. Koroner kalp hastalıklarında obezitenin etkisi nedir? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü obezitenin asıl etkilediği yer kalp ve damar sağlığını etkiliyor. Bugünlerde kullanılmaya başlayan bir tabir var. Çok da hoşuma gidiyor. Bir insanın aslında normal yaşı kendi kronolojik yaşı değil, damar yaşı deniyor. Bu çok doğru. Bu damarların erken yaşlanmasına neden oluyor aslında obezite. Bu erken yaşlanan damarlar özellikle koroner kalp damarları, koroner arterler dediğimiz ya da koroner damarlar dediğimiz damarlar kalbin kendisini besleyen damarlar. Biz biliyoruz ki kalp bir pompa ve bütün vücudun kan ihtiyacını sağlıyor. Ama bu kalbimizin de kendisinin kana ihtiyacı var. Bu pompalama işlemini sürdürebilmesi için bu kan ihtiyacı kendi koroner damarları aracılığıyla sağlanıyor. Obezite, hipertansiyon, özellikle altını çizerek belirtmek istediğim sigara tüketimi, stresli yaşam, genetik yatkınlık gibi ya da yüksek kolesterol gibi nedenler koroner kalp hastalığına neden oluyorlar. Özellikle koroner arterlerin tıkanmasına neden olarak kalbin bir ya da
birden fazla bölgesinin beslenmesini bozmaya başlıyorlar. Bunun sonucunda kalp artık istenildiği gibi vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kanı pompalamaktan uzaklaşmaya başlıyor. Bu ani başlayan bir göğüs ağrısı ve kalp kriziyle kendisini belli edebildiği gibi uzun zaman içerisinde kalp yetmezliği gibi kişinin eforunu, hareketlerini kısıtlandıran, nefes alıp vermesini zorlaştıran hastalıklar haline de geliyor. Bu nedenle obezite kalp ve damar hastalıkları için çok önemli, koroner kalp hastalıkları için de özellikle önem arz ediyor. Bu konuda hem yaş hem de cinsiyet üzerinde biraz durmak istiyorum. Özellikle erkeklerde 45 yaşından sonra koroner kalp hastalıkları daha sık görülür hale geliyor. Kadınlarda bu biraz daha öteleniyor. Özellikle kadınlarda koroner kalp hastalıklarının görülme yaşı menopoz sonrasına doğru biraz daha sarkıyor. Burada şöyle bir orandan bahsetmek mümkündü eskiden. Kadınlarda 8'e 1 gibi bir orandan bahsediyorduk. Koroner kalp hastalıklarının kadın ve erkek arasındaki görülme sıklığı. Ama şimdilerde artık obezitenin kadınlarda da daha fazla görülmesiyle beraber, bununla beraber sigara kullanımının da artmasıyla beraber bu oran kadın erkek oranı 4'e 1 gibi azalmaya başladı. Toparlamak gerekirse 45 yaşının üzerindeki erkeklerde ve menopoz sonrasındaki kadınlarda eğer obezlerse, her iki cinsiyet için de bahsediyorum, mutlaka ve mutlaka koroner kalp hastalığı yönünden düzenli kontrol altında olmaları gerekiyor. Neden düzenli kontrol altında olmaları gerekiyor? Çünkü obezitenin yaptığı metabolik sendrom ya da diyabet varsa, yani şeker hastalığı varsa, hastayı doktora getiren en önemli sebep olan ağrı ortadan kalkıyor. Yani hasta herhangi bir göğüs ağrısı duymaksızın koroner damarlarında tıkanma başlayabiliyor. Bu ancak doktora giderek, bazı kontroller yapılarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle eğer obezite varsa ve 45 yaşının üzerindeyse bir erkek, menopoz sonrasındaysa bir kadın, bunun yanında sigara içiciliği varsa, hipertansiyon varsa, yüksek kolesterol düzeyleri varsa ya da genetik yatkınlık varsa, genetik yatkınlıktan kastettiğim şey şu, kişinin anne, baba, kardeşler gibi birinci derece yakınlarında koroner kalp hastalığı varsa mutlaka ve mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. Kalp hastalığı yönünden, koroner kalp hastalığı yönünden bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Çünkü bilinirse bu hastalık tamamen tedavi edilebiliyor, tamamen önlenebiliyor ya da geciktirilebiliyor. Bunun için mutlaka kişinin kontrole gitmesi gerekiyor. Evet, ihmal etmiyoruz. Hocam, Türkiye'de görülme sıklığı obezitenin, daha doğrusu şunu sormak istiyorum. En çok görüldüğü bölge ve buna sizin öngörünüz etken olan sebepler nelerdir? Ve şunu merak ediyorum. Obezite tedavi edilirken tedavi süreci kesin bir çözüm müdür obezite için? Yoksa hani etkileyen faktörler, etki eden faktörler var mıdır? Obezite tedavisi olan bir kişinin beslenmesiyle birlikte nelere dikkat etmesi gerekir? Tabii ki. Türkiye'de obezite riski olan kişilerin nüfusa oranı %20 dolayında, bu Sağlık Bakanlığı verileri, oldukça da fazla. Ve gittikçe de artacağı düşünülüyor Türkiye'de. Onun için Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi obeziteyle savaşı diğer hastalıkların, diğer kronik hastalıklarla birlikte enfeksiyon hastalıklarının önüne almış vaziyette. Mesela kanserle savaş gibi obeziteyle savaş da Türkiye'de çok önemli. Sağlık Bakanlığı bunu birincil görev olarak görüyor. Gerçekten de bu anlamda biraz önce söylediğim gibi koruyucu hekimlik ve halk sağlığı programları çok çok önem kazanacak tedaviden ziyade. Şimdi bir kişiyi tedavi ettik diyelim. Obez kişi geldi, tedavi ettik, tamam, normale geldi. Bu bir mucize değildir. Kişinin mutlaka kendisine dikkat etmesi gerekir. Ameliyat da olsa artık yepyeni bir yaşam. Mesela ameliyat kontraendikasyonlarından, yani ameliyat ameliyat etmediğimiz hasta gruplarından biri de aşırı depresyon geçiren
ve uyumsuzluk gösterebilecek hasta grubudur. Zira ameliyattan sonra, ameliyat bile olsa, kişi tekrar kilo alabilir. Bu çok önemli. Yani yepyeni bir hayata başlayacak o kişi beslenme anlamında ve mutlaka biraz önce söylediğim gibi hareketlerini yapacak. Diyetiyle birlikte yürüyüşse yürüyüş artık, egzersiz programları ise egzersiz programları, bunları yapacak, bunlara dikkat edecek. Bir kere hepimizin beslenmede önemli olan taraf şu, doğal besinlerle besleneceğiz. Teknolojinin bize getirdiği yapay ürünler değil, doğal ürünlerle besleneceğiz. Bugün Amerika'da bile gıda pazarının %30'u 40'ı artık köy pazarları haline gelmiş. İnsanlar artık bilinçleniyor. Bu anlamda bir çöküş oldu gerçekten. Şimdi de bir bilinçlenme çağına, dönemine girdik. Türkiye'de bilinçlenme olmak zorunda. Biz neyi talep edersek üretici onu bize sunmak zorunda. Biz gidip marketlerden ne bileyim işte cips alırsak, çikolata alırsak, şunu alırsak, bunu alırsak arz da ona göre yapılır. Ama biz daha doğal şeylere yönelirsek üreticiler de arzı ona göre yapacaklardır. Tüketici bilinci dediğimiz şey de zaten burada yatıyor. Bir kez daha tekrarlıyorum. Amerika'da da böyle oluyor. Köy pazarları %30-40 artık gıda pazarını kapsamış vaziyette. Bu daha da artacak. Daha da artacaktır. Türkiye'de bunun böyle olması gerekmektedir. Hocam, yani bu noktada sizin belirtmiş olduğunuz faktörlere dikkat edilmediği takdirde tedavi süreci bittikten sonra aynı özveriyle devam etmezse hasta obezite tekrar yenileyebilir ve tabii aynı şeyleri tekrardan yaşayabilir. Net, net olarak tabii ki. Nurköy Hocam, önemli bir konu. Programımızda artık son, yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Obezite bir programa sığmayacak bir konuymuş. Aslında birçok sorum da yarım kaldı ve ileriki dönemlerde programımızda mutlaka konuşalım. Arkadaşlar, kalp masajıyla alakalı bir VTR'miz vardı. Onu hazırlamanızı rica ediyorum. Ve şununla devam etmek istiyorum. Bugünün gazete başlıklarında okuduğum bir haber. 66 yaşında kalp krizi geçiren eşini TV'de gördüğü kalp masajı ve suni teneffüsle kurtarmış bir kişiden evet. bahsediyor. Bu noktada hocam, doğru mu ve hani kalp masajıyla alakalı evet. sizin hani bir hekim evet. olarak öneriniz evet. her zaman hasta bu kadar şanslı olabilir mi? Evet. Başka birisinden hani kendimiz bir eğitim almadan bir ekrandan görmüş olduğumuz ve uyguladığımız masaj ve suni teneffüs ne derece etkili olur? Evet. Bununla alakalı hani bilinçlenme noktamızda kalp masajının önemiyle alakalı tabii, sizden. Tabii. Ama önce VTR'mizi izlerim, sonra üstüne konuşalım. Her yıl 100.000'den fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Çok kısa bir süre hocam, evet. gerçekten hani evet. hayati noktada çok önemli ve kalp masajı bilinçlendirme veya eğitim programlarıyla alakalı sizin evet. bir hekim olarak görüşünüzü tabii. öğrenmek istiyorum. Özellikle bazı kalp hastalıkları var ki bunlar ani kalp durmasına neden oluyorlar. Bunlar çok sıkı aort kapak darlıkları gibi, işte aort kapağının altında doğumsal olarak kasların ileri derecede büyüdüğü hipertrofik kardiyomiyopati gibi ya da ana koroner damarlarda meydana gelen darlıkların bulunduğu hastalıklarda, hastalarda özellikle ani kalp durmaları meydana gelebiliyor. Ve bunun nerede, ne zaman, kimin önünde meydana gelebileceğini hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Daha önceden sağlıklı olduğunu söyleyen, işte ne bileyim arkadaşlarıyla halı saha maçında yarım saat işte koştuğunu söyleyen bir kişi, özellikle gençlerden bahsediyorum, ani kalp durmasıyla karşı karşıya gelebiliyor. Özellikle sol ana koroner darlığı dediğimiz hastalık varsa. Bu konuda kalp durduğu andan itibaren en önemli problem beynin kansız kalmaya başlaması.
vücudumuzda bulunan her organın kansızlığa tahammül edebileceği bir süre var. Bunların içerisindeki en hassas olan beyin ve tam 3 dakika kadar dayanabiliyor. Bu 3 dakika içerisinde eğer yeterli ve düzgün bir müdahale yapılıp dolaşım yeniden sağlanabilirse bu kişide herhangi bir hasar kalmaksızın hayatına geri dönebiliyor. Bunun da yapılabilmesi için düzgün ve doğru ilk ve acil yardım tekniklerinin halk sağlığı eğitimleri içerisinde normal halktan insanlara öğretilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastaların çoğu normal yaşantıları sırasında işte ne bileyim bir alışveriş merkezinde olabilir, evinde olabilir. Herhangi bir yerde bu hastalıkla karşı karşıya geliyorlar, evet. Ve bu kişilerin genellikle bir sağlık kuruluşuna ulaştırılacak kadar fırsatları olmuyor. Çünkü 3 dakika çok kısa bir süre. 3 dakika içerisinde sizin o hastayı ambulansa koyup hastaneye götürme şansınız dahi çoğu zaman olmayabiliyor. Özellikle metropol kentlerde, evet. Bu çok daha zor. Bu nedenle bir halk sağlığı eğitimi olarak ilk ve acil yardım mutlaka herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü o 3 dakika içerisinde doğru yapılan işle tekrar kalp çalıştırılabiliyor ve bu çok da önemli bir, çok da güzel bir duygu. Yani ben herhangi bir insanın böyle bir duyguyu tattığında neler hissedebileceğini, evet. Çok iyi tahmin edebiliyorum. Düşünün, 3 dakika içerisinde kalbi durmuş bir insanın kalbini çalıştırıyorsunuz bir sağlık personeli olmadan ve o kişi hayatını size borçlu gibi hissediyor. Evet. Ya bu çok güzel bir duygu. Bu nedenle doğru kalp masajının ilk ve acil yardım adı altında mutlaka bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu noktada sadece sağlık eğitim verilen okullarda değil de, evet. Hani diğer okullarda da bunun ilk yardım derslerinde öncelik verilmesi de öğretilmesi bence dikkat çekilmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. Gökhan Hocam, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle aynı şekilde Nurkay Bey çok iyi özetledi. Bence de bu artık eğitim programlarına alınmalı. Eskiden ilk yardım dersleri var mıydı ya da sağlık derslerimiz mi vardı tam hatırlamıyorum ama. İlk yardım sağlık, evet. Dersleri vardı, evet. Evet, yani olmalı tabii ki. Bunların yanında bunun gibi özel konular var insanların bilmesi gereken. Bunlar öğretilmeli. Gençlere, çocuklara. Evet, hocam biraz önce ifade ettiğim gibi hani obezite ve kalp damar hastalıkları üzerine etkisi gerçekten çok geniş bir konuymuş. Daha birçok sorum eksik kaldı ama sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz obezite noktasında ve hocam sizin de yine kalp damar hastalıkları, evet. Noktasında etkenleri yavaş yavaş top alıp programımızı kapatalım. Ben birkaç şey, hani kendi yaşantımda da dikkat ettiğim birkaç şey. Doğal beslenmek çok önemli. Doğal besleneceğiz. Hani bunu açmayayım işte artık, doğal beslenme deyince aşağı yukarı insanlar ne anlatmak istediğimi biliyorlardır. Evet. Özellikle akşamları tıka basa yemeyeceğiz. Biraz sofradan hani böyle biraz daha yesem olur gibi kalkacağız. Bu çok önemli. Ben özellikle kendi yaşantımda da buna dikkat ederim. Üçüncüsü, egzersiz yapacağız. Haftada hiç değilse 3 gün egzersiz programları, yürüyorsak yarım saat, bir saat tabii daha iyi olur ama hiç değilse 10-15 dakika yürüyüş. Bunları öğütlüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Nurkay Hocam, sizin bu noktada dikkat çekmek istediğiniz... Aynen, ben de Gökhan Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Bunlara ilaveten şunu söylemek istiyorum. Kalp ve damar hastalıkları artık en önemli ölüm nedenlerinin başında yer alıyor. Aynı şekilde obezite de. Şunu bilmek gerekiyor. Kalp ve damar hastalıkları ve obezite önlenebilen iki hastalık. Yeter ki zamanında doğru yerden hastalarımız yardım istesinler. Bu yardım istenildiği zaman hakikaten hem obezite hem de kalp damar hastalıkları hem önlenebiliyorlar, hem de önlenememiş, ortaya çıkmış olan aşikar obezite ya da kalp ve damar hastalıkları tedavi edilebiliyorlar. Bu nedenle ben
gerçekten bu iki hastalığı da önemsiyorum. Çünkü önleyebiliyoruz bunları. Yeter ki bu konuda doğru yerden, doğru şekilde yardım alsın hastalarımız. Evet. İlk programımız hocam, benim de size bir hediyem var. Tabii almış olduğum bir hediye değil ama arkadaşlar, bir kamu spotumuz var. Sevgi en iyi ilaçtır. Gerçekten bizim hekimlere yani başımızın üstünde tutmamız gerek, öyle söyleyeyim. Çok eski dönemlerden, çocukluğumdan hatırladığım hekimlik dönemleriyle şu anki arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. En azından güler yüz noktasında, samimiyet noktasında, her hastaya kendi ailesinden biriymiş gibi davranması noktasında bence bizler hem sağlıklı hem hasta vatandaşı olarak sizlere bir teşekkür borçluyuz ve sevgi en iyi ilaçtır diyorum. Hep birlikte veterimizi izleyelim. İhtiyaç duyduğumuz her an umut oldunuz. Destek oldunuz. Sağlık ve mutluluk getirdiniz. Sevgili doktorlarınız, İyi ki varsınız. Ben de aynı ölçüde hocam, sevgili doktorlarımız, iyi ki varsınız diyorum. Gerçekten bilgiler, birçok önemli bir noktaya, bilgiye değindik. Ve izleyicilerimizin de bence kendilerine aldıkları birçok pay olduğunu düşünüyorum. Hem sizin önerileriniz hem sizin önerileriniz hocam. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Efendim, programımız hemen ben sonunda da tanıtmak istiyorum. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Nurkay Katrancıoğlu ve genel cerrahi uzmanı doçent doktor Gökhan Söğütlü ile obezite ve kalp damar hastalıkları üzerine etkisini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. (Gülüyor)